Hoş geldiniz. Hangi bakan Tayyip Erdoğan'ı ne ile tehdit etti konusuna girmeden önce birkaç notum var. Türkiye son dönem Afganlı sağanağı altında. Binler, on binler, yüz binler İran üzerinden Türkiye'ye akıyor. An itibarıyla Türkiye'deki yabancı sayısı 8 milyonu aşmış durumda ki bu rakam pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazladır. Ama heyhat, iktidar oralı bile değil. Yani zerre bir önlem almıyor. Türkiye ümmetin önder devleti ve yönetenler İslam'ın halifesi ya, gelene geçene kucak açıyorlar. Utanmadan bir de ama Afganistan'dan gelenler eğitimliler diyebiliyorlar. Sermaye yani para sahibi on binlerce Türk ülkeyi terk edip gençlerimiz de yurt dışında ihbal ararken AKP'nin yaptığı çevre ülkelerin kaçkınlarını kucaklamaktan ibarettir. Milyonlarca Suriyeli ve Iraklı yetmedi. İlave olarak şimdi de yüz binlerce Afganlı. İyi de bu insanları kabul etmek, 10 küsür milyon işsizi, yüzlerce milyar dolar dış borcu olan Türkiye'ye ve insanına ihanet değil midir? Bakın yeni veriler dün açıklandı. Buna göre Temmuz itibariyle Türk halkının 965 milyar lira, yani eski parayla 965 katrilyon lira borcu var. Bunun 737 milyar lirası bireysel krediler, 172 milyar lirası da kredi kartı borçlarıdır. Geriye kalan da TOKİ ödemeleri. Dün itibariyle 49 milyar lira takibe alınmış ve hacze konu olmuştur. Vatandaşının bu borçluluğu ve sefaletine ilaveten üretimi çökmüş, enflasyonu şahlanmış, yukarılara ışınlanmış, faizi şaha kalkmış bir ülke fotoğrafı varken milyonlarca kaçkını ülkeye kabul etmek hangi anlayışın ürünüdür? Kendi vatandaşına iş bulamayan, doyuramayan bir ülke, bir iktidar kapılarını kaçkınlara niçin ve nasıl açar? Suriyeli milyonlara nasıl bakar? İdlib'deki cihatçılara hala niçin her ay maaş öder? Ben bunları söyledim diye savcılar şimdi yine halkı kışkırtmaktan dava açacaklar. Ama birilerinin bu rezaleti haykırması gerekiyor. Yok artık onu da yapmazlar demeyin. Geçtiğimiz hafta yayınladığım videomda aktarmıştım. Suriye konusunu gündeme getirdim diye savcı hemen harekete geçti ve halkı isyana teşvikten dava açtı. Maalesef ne Cumhuriyet Halk Partisi ne İyi Parti bu Suriye konusunda hiçbir şey söylemiyorlar, suskundurlar. CHP medyasını yöneten Tuncay Özkan, Suriyeli Afganlı rezaleti için haber yaptıracağına, beni beraat ettiğim dava için istinafa şikayet etmekle meşgul. Sebep malum, Tuncay Özkan'ın yazdığı İhlas'ın Cariyeleri Haremi isimli kitabı yayınlamama karşılığı olarak İhlas Holding patronundan aldığı 2 milyon doları afişe etmem. Tuncay Özkan ortaya çıkıp o kitabı niye yayınlamadı, açıklamıyor ve mahkemeye verdim diye geçiştiriyor ama yargıdan tam 7 kere tokat yedi. Yani açtığı bütün davaları kaybetti. Hülasa değerli seyircilerim, görüyorsunuz sadece iktidar ve savcılarıyla değil, bir de sözde muhalif kılıklı siyaset tüccarları ile uğraşıyorum. Bugün değineceğim bir başka şey ise muhalefet partileri ve medyasının gündemi erken seçim ile Cumhurbaşkanlığına endeksleme yanlışlığıdır. Bakın bu başlıkları tartışmak, asıl konuları örtmek ve havanda
su dövmek demektir. Erken seçim kararını verecek olan AKP-MHP bloku ise muhalefetin bunu konuşmasının anlamı ve karşılığı yok. Keza seçime normalde daha 2 sene varken bugünden adaylar konusunda yoğunlaşmak yine AKP'ye yarar. Bırakın onları işsizliği, açlığı, pahalılığı, yoksulluğu konuşun, millete bunu anlatın. Yarınlar adına hayal kuramayan gençlerimizin dramını seslendirin. Devlet eliyle yapılan 1000 yılın en büyük soygunlarını duyurun. ABD'ye verilen gizli tavizleri sorgulayın. 1 milyar dolar verilip alınan doğal gaz ve petrol arama gemileri neden limanlara çekilip çürümeye terk edildi? Onu gündeme getirin. Suriye sınırında kurulmak üzere olan PKK-YPG devletini konuşun. İdlib'deki İslamcı cihatçı belasını millete aktarın. Doğu Akdeniz'i, Libya'yı ve Yunan'a verilen gizli tavizleri gündeme getirin. Değerli takipçilerim, gelelim Ankara'da konuşulan bomba konuya. Deniliyor ki Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'yu bakanlıktan almak için fırsat kolluyor. Lakin alamıyor. Hayır, sorun kimilerinin iddia ettiği gibi Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'yu tutması değilmiş. Zira Bahçeli, hep söylüyorum, Tayyip Erdoğan'a artık teslimdir, ram olmuştur. Peki o değilse ne mi diye sorarsanız, var olan dedikodu ve fısıltıları aktarmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü şu açıklamalarına dikkatinizi çekmek istiyorum. CHP liderinin yaptığı açıklamaların özeti şöyledir. Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan'ı teslim almış durumda. Bütün sırlarına vakıf. Soylu'nun azdan az, çoktan çok gider şeklinde bir cümlesi oldu. Yani bana bir zararı gelirse asıl zararı onlar çeker demek istedi ki bu aslında açık ve net bir tehdittir. Bu tehdit karşı tarafta algılandı ve kabullenildi. Çünkü önlem alması gereken kişi ve çevresi, yani Erdoğan ailesi çok kirli. Süleyman Soylu'ya bir şey diyemediler. Zira Soylu Tayyip Erdoğan'ın bütün sırlarını biliyor. Evet değerli seyircilerim, ana muhalefet lideri lafı dolandırmadan Tayyip Erdoğan kendisi ve partisinin sırları ifşa olur endişesiyle Süleyman Soylu'yu görevden alamadığını iddia ediyor. Benzer bakış Ankara kulislerinde de egemen, yani aynı spekülasyonlar orada da yapılıyor. Tayyip Erdoğan'ın Süleyman Soylu'yu Sedat Peker videolarının yayını sonrasında ilk 25 gün hiç sahiplenmemesi ve AKP ile saray medyasının da aynı tutumda olmasına dikkat çekilerek Soylu'nun Habertürk televizyonuna çıkması ve oradaki mesajları sonrasında Erdoğan'ın tavır değiştirdiği yorumlar yapılıyor. Daha net anlatımla Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Süleyman Soylu'nun Tayyip Erdoğan'a çektiği restin şu ana kadar Erdoğan tarafından görülemediği kaydediliyor. Gelelim o sırlar neler mi olabilir sorusuna. Malum bilgi sahibi olmak ve korku salabilmek önemli bir güçtür. Soylu 5 yıldır İçişleri Bakanı'dır ki bu uzun bir süredir. İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma istihbaratını elinde tutan bir yapıdır. Yani orada toplanan istihbarat arşivine hakim olan ülke sırlarının %90'ına da egemen demektir. Buradan hareketle Süleyman Soylu'nun 5 yılda çok çok sırları öğrenip bildiği tartışılmazdır ki Soylu zaten bunu bir keresinde kendisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağzından kaçırdı ve bazı milletvekillerinin özel yaşamlarını ve sırlarını bildiğini söylemişti. Buradan hareketle Süleyman Soylu da iktidarı ve sarayı rahatsız edecek, zora sokacak çok bilgi olması eşyanın tabiatı gereğidir. Sorulması gereken soru Tayyip Erdoğan'ın tehdit ve şantajla yüz yüze gelirse ne yapacağıdır? Buna doğru cevap verebilmek için Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerindeki son seyirleri hatırlamak gerekiyor. Erdoğan ailesinin mal varlığı konusu ABD Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelince Erdoğan "Hayır, yurt dışında malım ve param yok" deyip meydan okuyamadı derken tam o süreçte Suriye'nin kuzeyine yani PKK-YPG unsurlarına karşı başlatılan büyük askeri harekat Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle daha başında bulunulurken hemen sonlandırıldı ki pek çok siyasi yorumcu bu durumu Erdoğan'ın ABD'ye mal varlığı ve Halkbank konuları bağlamında mecbur ve mahkum olması şeklinde yorumladı. Keza Papaz Brunson'ın iadesinden Afganistan'da NATO fedailiğine kadar alınan pek çok kararı bu eksende okuyanlar, değerlendirenler var. Kısacası Erdoğan mecbur olunca ya da siyasi çıkarı gereği farklı davranabildiği arşivlerle sabit ya da kanıtlıdır. Değerli dostlar, ancak hadisenin bir de dış ve iç konu ayırımı var. Yani Süleyman Soylu elbette eşittir Amerika Birleşik Devletleri değildir ve onun elindeki belge ile bilgilerin olumsuz söylenti olmanın ötesinde bir yaptırımı ya da etkisi olmaz. Sıfırlama ve alo 100 milyon dolar gönder ver gibi telefon tapelerinin bulunmasına rağmen yapılan ilk seçimde birinci olan Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk iddia ya da söylentileriyle alaşağı edilmesi çok mümkün görünmüyor. Bütün bunları dikkate alarak Erdoğan'ın Süleyman Soylu hakkında ne yapacağı elbette meçhuldür. Yakın zamana kadar gün sayıyor denilen Soylu'nun yerinde kalabileceği gibi yapılacak olan İlk büyük kabine değişikliği esnasında gitmesi de ihtimaldir. Bir şey gözden kaçırılıyor. Hiçbir lider suç örgütü lideri istedi diye bir bakanı azletmez, görevden almaz. Alırsa kendi zaafı olur. Bu itibarla Süleyman Soylu bakanlıktan alınacaksa bir süre daha beklenecektir. Ancak şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın Soylu'yu sevmediği ve son dönem ona kızgın olduğu kesin bilgidir. Bugünkü videomu bir dostumdan gelen şu mısralarla noktalayacağım. Attım taşın birini, bulamadım yerini. Hangi limana çektin sondaj gemilerini? Dağların başı duman, soğuğu olur yaman. Sahi aklıma geldi, aya gidiş ne zaman? Sel olup akacağız, bentleri yıkacağız. Karadeniz gazını ne zaman yakacağız? Bahçeye fidan diksek, yanına sebze eksek. Madem faiz haramdı, niçin bu kadar yüksek? Bolu mengen gerede, hamsi oynar derede. Bir de böyle soralım. 128 milyar dolar nerede? Bizi izlemeye devam edin.